Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, melekler ve içerideki ruh yani vahiyler yani bilgiler inişlerini, insanın içine girişlerini, nüfuz edişini, etki edişlerini, zihinsel karanlıkların aydınlığa dönüşmesine kadar sürdürürler. Bu bilgileri öğrenmek isteyenlerin zihinlerinde hiçbir problem ve karanlık nokta kalmaz. Mutmain olurlar ve sonunda cennete girerler. Bir başka ifadeyle Kur'an ayetlerindeki bilgiler insanın düşüncelerinde hiçbir karanlık nokta bırakmayacak şekilde aydınlatıcıdır. Tatmin edicidir ve cennete erdiricidir. Kur'an okuyarak ondaki bilgi ışığını bulanlar iyiyi, kötüyü, doğruyu, eğriyi, yararlıyı, zararlıyı en isabetli şekilde ayırt etmeyi de öğrenirler. Kur'an bunu sağlar. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Kur'an'ın iniş sırasına göre surelerin tahlilini yapmaktadır. Geçen hafta Sa'd suresinin ikinci necmine konu olan Süleyman peygamber ile ilgili bölümün açıklamalarına başlamıştık. Kur'an düşmanlarının ayetleri çarpıtarak Kitab-ı Mukaddes'teki uydurulmuş masalları dinimize yamamak istedikleri, Kur'an'ın bu iftiraları temizlediği dile getirilmişti. Süleyman peygamber yapılan iftiraların reddine ilişkin açıklamalarımızın devam ederken süremiz dolmuştu. Son olarak Süleyman peygamberin emrindeki cinler konusunu açıklamıştık. Bundan itibaren konuya devam etmek edebiliyoruz. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Evet, sizin de lütfedip anlattığınız gibi konumuz Sa'd suresinde Resulullah'a örnek insanların verilişiydi. Burada da Resulullah'a Davut gibi olmasını, Davut gibi sabırlı olmasını birinci planda anlattı. İkincisi de Süleyman'a örnek vermişti. O da devam ediyordu. Şimdi Resulullah'ın biliyorsunuz bu sureler indiği zaman Resulullah'ın çok sıkıntı çektiği, çevresinden çok zarar gördüğü, çok bir hayli meşakkatlara düçar olduğu bir dönem. Daha önce Resulullah'a bu peygamberlik görevinin çok zor bir iş olduğu ve sakına sakın Yunus peygamber gibi bu zor işmiş deyip de görevden kaçmaması lazım geldiğini ilk biliyorsunuz Kalem suresinde görmüştük. Şimdi de vazifesini sabırla devam ettirtmesi açısından kendisine Davut peygamber örnek verilmişti. Sonra da Süleyman peygamber örnek verilmekte. Aynı onlar gibi sabretmekte, yani zaafa düşmeden, gevşemeden, çevresindeki baskıcılara boyun eğmeden görevini sürdürmesi istenmekte. Ve Süleyman'la ilgili bu noktada şöyle güzel bir açıklamalar var 34 ve 35. ayetlerde. Andolsun ki biz Süleyman'ı da fitneye düşürmüştük. Yani çeşitli badirelerden geçirerek saflaştırmıştık, olgunlaştırmıştık. Burada fitneye düşürme. Evet. Yani Süleyman da çok sıkıntılar çekmişti diyor Cenab-ı Hak. Yani fitneyi ne dedik? Çeşitli badirelerden geçirerek saflaştırma, olgunlaştırma. Şimdi buna halk tabiriyle ne derler? Feleğin çemberinden geçme derler yani bu tip olgunlaşmaya. Ve öyle oldu ki ve tahtın üzerine bir ceset bırakmıştık. Süleyman zamanında peygamber, padişah ama yeri gelmiş tahtın üstünde ceset haline kalmış. Yani hiç işe yaramaz, iktidarını kaybetmiş. Orada hani ne derler süs boyutunda bir şey kalmış, böyle eli kolu bağlanmış. Ama sonra döndü diyor.
Sonra o cesetlikten döndü. Yani artık aklını başına aldı, o sıkıntılardan çekti. Kendisi, devleti, ülkesi, milleti niye böyle kötü duruma düştüyse, onların güzelce bir hesabını, kitabını yaptı, aklını başına topladı. Ey Rabbim, beni koru. Maddi ve manevi pislik bulaştırma ve bana benden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir mülk ihsan et. Şüphesiz ki sen bol bol ihsan edensin dedi. Ve bu olaydan sonra da evet, Süleyman peygamber dediğim gibi tekrar iktidarı, gücü eline geçiriyor. Ve Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Kendisine kimseye de nasip olmamış bir mülkün, bir krallığın, bir idarenin verilmesini de istiyor. Ve inşallah bu duası da kabul edilmiştir ki Süleyman peygamber ondan sonra o iktidarı döneminde de hak mücadelesini vermiştir. Bildiğiniz gibi Nemr suresinde de gelecek. Orada güneşe tapan bir gruba, orada milleti dininden, imandan çıkarıp şirk koşturup cehenneme girmesine vesile olacak bir faaliyetin yürütüldüğü bir ülkeye mektup yazıp Allah adına onları İslam'a davet etmiştir. Evet. İslami faaliyetlerinde bulunmuştur. Evet. Yine devam edelim. Tam ayetlere gireceğiz de. Bunun üzerine biz de onun emriyle istediği yere yumuşacık akıp giden rüzgarları, şeytanları, tüm dalgıç ve yapı ustalarını ve zincirlere bağlanmış olan diğerlerini onun emrine verdik. İşte bu bizim hesaba gelmez ihsanımızdır. Artık sen dilersen başkalarına ver veya vermeyip tut. Şüphesiz ki onun için nezdimizde bir yakınlık ve güzel bir dönüş yeri vardır. Evet. İşte Süleyman peygamberin hayatının sonu da bu mülke sahip olduktan sonra, yani iktidarı eline alıp yine muktedir olduktan sonraki sahip olduğu nimetleri burada Cenab-ı Hak sayıp döktü. Bu nimetleri şey yapıyoruz da bunları bize döküp dökmesi, anlatması Resulullah'a teselli. Biliyorsunuz Resulullah'a kişisel örnek mahiyetinde bu örnekler, bu olaylar. Burada bak Süleyman da böyle sıkıntılar geçirdi. Gün oldu, eli kolu bağlandı, ceset gibi oldu. Ama daha sonradan da yeniden aklını başına topladı. Biz de onlara imkanlar verdik. Ve onunla onun istediği yere esen yumuşacık akıp giden rüzgarı verdik diyor. Süleyman peygambere rüzgarın verilmesini daha önce anlatmıştık son programda. Öyle hatırlıyorum. Evet. Bu Süleyman peygamberin özellikle deniz ticaretinde yelkenli gemileri, yelkenler yaptırıp evet, yelkenli gemilerle ticaret yapması, Kıbrıs gibi yerlerden, değişik yerlerden, bugün hani şeylerde arkeolojik veriler de bunu destekliyor, bakır nakliyatı, bakır ticareti, bakır madenciliği yapıp ve böylece ülkeyi zenginleştirmesi, halkını zenginleştirmesi konu ediliyor. Yani rüzgarın Süleyman'ın emrine verilmesi, Süleyman'ın deniz ticaretinde yelkenli kullanması ve böylece o günün şartlarında uzakları yakın etmesi. Onlar konu ediliyor. Ve şöyle diyeyim, bunun ötesinde rüzgara işte emrettiği yere giderdi, şöyleydi, böyleydi, bunlar sünnetullah'a aykırı martavallara itibar edilmesin. Bugün tarih, herkes biliyor ki Süleyman peygamber o günkü çevresi bakır ticaretiyle, bakır işletmeciliğiyle ünlenmiş bir tarihe sahiptiler. Evet. Olay bu. Bununla ilgili de şeyleri açıklamıştık. Daha evet, fazla açıklamalarda bulunmuştuk. Şimdi bu ayetin bu bölümünde bir de Süleyman peygamberin emrine şeytanların da verildiği ifade edilir burada. Burada işte bu konuda daha biraz daha açıklama şey yapalım. Şeytanları da verdik diyor onun emrine. Şimdi şeytanlar çoğul sözcük, çok bir hayli şeytanı vermiş. Önce evet, şeytan ne demek? Tabii. Bunu ne demek? Bir de burada değerli izleyicilerimize şunu söyleyeceğim. İyi dikkat etsinler. Süleyman peygambere verilen bu kişiler
bazı ayetlerde şeytan diye ifade edilir. Bazı ayetlerde de cin diye ifade edilir. Evet. Bunun her ikisi de aynı. Bazı ayetlerde mesela şeytan, bazı ayetlerde de cin diye geçiyor. Mesela bu ayette, Sat'taki bu ayette ve şeyatin diye, şeytanlar diye geçer. Şimdi Sebe suresinde ve minel cinni diye geçer, cin diye geçer. Yine şöyle Enbiya 82'de cin diye geçer, ve mine şeyatini diye geçer, şeytan diye geçer. Ve Süleyman'ın yine onunla ilişkilendirildiği zaman bu şey, cinlere Bakara 202'de de şeytanlar olarak nitelenir. Evet, aynı şey. Şimdi bunlar Süleyman buradaki kastedilen kitle bazı ayetlerde cin, bazı ayetlerde de şeytan diye geçiyor. Şimdi bunların cin olarak geçmesinin nedeni bilmek için daha önce biz özel programlarda cin sözcüğünü açıklamıştık. İyi bileceğiz. Cin kapalı varlık demek. Evet. Net olarak bilinmeyen varlık demek. Gözle gözükmeyen varlık demek. Evet. Şimdi gözle görülmeyen varlık dediğimiz zaman bugünkü yani normal mesela mikrobiyoloji gelişmeden evvel, mikroskop gelişmeden evvel bakteriler, virüsler, daha küçük varlıklar gözle görülemiyordu ama bunun etkisi vardı. Evet. Halk buna kafadan diyor ki bu cindir. Bunun adı cin. Cin dediği zaman ne demek? Kapalı varlık. Tabii. Şimdi cin yine net olarak bilinmeyen kişi. Yani bir kişiyi tanıyorsun ama kimdir, neyin nesidir, ne iş yapar falan filan dediğin zaman ona da cin denirdi. Bugün de ajan deniyor ya yani hani aynısı. Böyle maksadı belli olmayan, kimliği belli olmayan kişilere de ajan denir. Böyle bunun ötesinde daha bunu çoğaltabiliriz. Şöyle çoğaltabiliriz. Mesela bugün manyetizme dediğimiz hani elektrik olsun, manyetik alan oluşturma, sinyaller, elektrik sinyalleri, bilmem televizyon sinyalleri işte vesaire falan, cep telefonlarındaki geliş gidişler falan. İşte bunları hani cinler yapar dediğin zaman işte onların adı da cin olmuş. Hani gözükmeyen bir şeyler yapıyor. Bunların adı cin olmuş dediği gibi. Buradaki şey de bunlar da tanınmayan, bilinmeyen şeyler demek. Burada tekrar bir şeyi hatırlatacağım. Bize de çok şey yapar. Şimdi cin sözcüğünü biliyorsunuz ve şeytan sözcüğünü halk arasında, halk kültüründeki bir yerleşmiş, hem İslami olmayan, hem Kur'ani olmayan, hem de Allah'ın adaletine sığmayan bir şey var, anlayış var. Evet. Bundan Müslümanların kurtulması lazım. Evet. Önce onu söyleyeyim. Çünkü şöyle bir şey vardır. Gözükmez varlık cin, gözükmez varlık şeytan ve bizimle mücadele eder bir grup, öyle bir şey olsa bu Allah'ın adaletine sığmaz. Tabii ki. Allah adili mutlaktır. Kesinlikle kimseye kapasitesinin üstünde yük yüklemez. Görmediği, bilmediği, kapasitesini bilmediği bir düşmanla Allah kimseyi savaştırmaz. Onunla mücadele ettirtmez. Bu Allah'ın adaletine aykırıdır. Öyle bir emir verse buna teklif-i malayutak denir. Evet. Yani İslam felsefesinde diyeyim, insanın gücünün yetemeyeceği şeyle mükellef tutulması, yükümlü tutulması, görev aldırılması demektir ki bu Allah'ın ayetlerine de aykırıdır. Öyleyse Kur'an'da Allah'ın bahsetmiş olduğu cinler ve şeytanlar insanın da baş edebileceği, boğuşabileceği, boy ölçüşebileceği birer varlık. Bunları bir bileceğiz. Şimdi evet, bunlar da öyle bir varlık. Öyle değil mi? Allah'ın adaletine baktığımız zaman, kulların adaletinde bile iki boksörü ringe çıkardıkları zaman önce kantara çıkarıyorlar. Tabii. İki güreşçiyi şey yaptıkları zaman kantara çıkarıyorlar. Boyları, kiloları uygunsa onları güreştiriyorlar, onları dövüştürüyorlar. Öyleyse hiç insanın gücünün yetmediği, göremediği bir düşmanla Allah kimseyi savaştırtmaz. Şimdi bu böyle bir, cinle bu kadar ayrıntı yeter. Yani 16. Şeyle, programda tafsilatlı bir açılım bunları olmuştu. Anlat, programın kaç olduğunu bilmiyorum da anlattıydık yani böyle. Evet. Şimdi bir de şeytan meselesi var. Evet. Şimdi Süleyman'ın şeytanlarında böyle şey yapacağız. Şeytan. Onları da burada net edeyim.
Süleyman'ın şeytanları da anlatırken önce şeytanı hatırlamamız lazım. Şeytan haktan uzak olan, akıldan uzak olan demektir. Hatta şeytanın ilk sözcüğünü daha önce bir soruya da cevap verdik. Saffat suresindeki bir ayetle ilgili. Hani keruus şeyatin. Onların şeyleri hani zakon şeytanların başları gibidir demişti de. Evet. Biz onlara boynuzlu yılan demiştik de. Bu ne demek diyordu? Evet, şeytanın öz anlamı zaten halk arasında ilk kuruluşu boynuzlu yılana. O çöllerde yaşayan boynuzlu, çirkin yüzlü bir yaratığın adıdır şeytan. Sonradan halk arasında da bir şeyi haktan uzak tutan, akla mantığa kuru çirkinliklerin hepsine de şeytan denmiş. Çirkin işlerde de şeytanlık demiş. Bu işleri, çirkin işleri yapan, haksız, adaletsiz, akla mantığı işler yapan adamlara da şeytan denmiş. Ama Kur'an'a baktığımız zaman, şimdi şöyle özetleyecek olursak, Kur'an ayetlerinden bunu çok öz olarak anlatacak olursak, bak şimdi, haram yemeği, haksız kazanç elde etmeyi öneren, emreden, kötülük, hayasızlık ve Allah'a karşı bilmediğimiz şeyleri söylememizi telkin eden, fakirlikle korkutan, kuruntulara düşüren, Allah'ın yarattıklarını değiştirmeyi emreden, kandırmak için bize yaldızlı sözler fısıldayan, vesvese verip kışkırtan, zihin bulandıran, yaptığımız amellerimizle bizi şımartan, bizi azdıran, içki, uyuşturucu ve kumarda aramızda düşmanlık ve kin sokmak isteyen, bizi Allah'ı anmaktan ve ona kulluk etmekten geri bırakmak isteyen kişiler ve güçlerdir. Evet, her türlü. Bunlar ister bir şahısta toplamış olalım, isterse bunun kurumlaştırılmış halini de görebiliriz. Evet. Bazı özel okullar açılıp Müslümanları böyle ifsad etmek için, onları akıl mantık dışı işlere sürüklemek için oluşturulan, yani oluşumlar da bu şeytan grubundadır. Şimdi şöyle bir olay var burada. Süleyman peygambere konu edilen şeytanlara neden şeytan dendi? Evet, o önemli. Onu anlatayım. Bunu Bakara 102'de rahatlıkla görüyoruz. Şeytan hani kötülüğü emreden şu bu falan diyorduk ya. Evet. Şimdi onlar. Şimdi orada şöyle bir ifade var. Vettebe'u mahtetlü şeyatîn alâ mülkü Süleyman. Şimdi İsrailoğulların o günkü toplumu anlatırken Cenab-ı Hak onların bir yanlış iş yaptığından bahsediyor. Onların da onlar Süleyman'ın mülkü üzerine akıllı, mantıklı davranışlarda bulunmadılar, yaklaşımda bulunmadılar. Onlar tuttular, şeytanlara uydulardır. Oradan, evet. Bak, onlar şeytanlara uydulardır. Şeytanlara uyduğun o ayetlerin devamında şunu görüyoruz. O kitle, o hani cinler dediğimiz, Süleyman'ın cinleri diyoruz ya, o cinlerin böyle bir sinsi planları var. Onlar, bunu ileride o ayetlerin şeyinde anlatacağız. Süleyman peygamber kafirdir, kafir oldu, puta taptı vesaire gibi böyle bir algı operasyonuna geçiyorlar. Süleyman peygamberin mülkünü yıkmak için, onların emrinden çıkmak için Süleyman'la ilgili bir hayli iftiralara yöneliliyorlar. Onlar bu sağda solda dedikodu yapıp bu yıpratma harekatında bu algı operasyonunu yürütülürken saf insanlar da maalesef bunlara uyuyorlar, bunları kabul ediyorlar. Ki bu siyaset, bu tip olgu Süleyman'da olduğu gibi dünyanın her tarafında da her zaman olmakta. Adamlar beyazı siyah, siyahı da beyaz olarak algıyla millete bir şeyler yutturmaya çalışmaktadır. Evet. İşte Müslümanların burada uyanık olması lazım. Cenab-ı Hak o ayette onları kötülerken Süleyman'ın taraftarlarına, Süleyman'a inanmadılar, tuttular, şeytanların yoluna gittiler de orada açıklamada bulunur. Demek ki bu adamlar, Süleyman'ın emrindeki cinler bir plan, program, bir algı operasyonuna gidiyorlar. Öyle mi? Evet. İnsanları aldatmak için Süleyman'la ilgili şeytanlık yapıyorlar. Da adları ondan şeytan diye geçiyor. Tamam. Tamam. Şimdi bunlar da bir tarafında, şimdi şeytan olmalarının nedeni bu. Şimdi gelelim bunlara neden cin deniyor? Şimdi bunlara neden cin deniyor? O boyutu da açıklayayım burada kısacası. Şimdi
biliyorsunuz bu tarihi bir olay. Şimdi Süleyman da tarihi bir adam. Tabii. Önce burada tarihten bunların faydalanılması lazım. Burada tarihi bilgi almamız lazım. Şimdi tarihi bilgi alacağımız zaman burada tüm dünya kabul ediyor ki ve Ana Britannica da bunu en güzel şekliyle ifade eder. Süleyman'la ilgili bilgilerin hepsi kitabı mukaddes kaynaklıdır. Tarihi bilgi olarak. Tarihi bilgi olarak. Başka bilgi yok. Tabii. Tamam. Eski şey. Kur'an'da öz bilgiler vardır. Bak şimdi öz bilgiler vardır. Bu arada şunu da tarif edeyim. Kur'an'ımızda müsaddikan lima beyne yedeyhi diye bir ifade var. Burada geçmiş kitapların diyelim ki kitabı mukaddesin, yani Tevrat diyemeyeceğim. Tevrat Musa'ya indirilen kitaptı. Halkın elindeki kitap değil. Musa'ya indirilen kitap orada ortada yok. Tamam mı? Evet. Ortada yok. O elde olsaydı Kur'an inmezdi. Tabii ki. Ama şu anda da o Tevrat Kur'an'ın içinde. O ayrı bir şey. Evet, güzel. O zikir orada korunuyor. Ama halkın elinde dediğim gibi bir kitab-ı mukaddes diye bir kitap var. Cenab-ı Hak bunu doğrulayıcı diyor. Ama neyi doğrulayıcı? Ne kadarını doğrulayıcı dediğimiz zaman müsaddikan lima beyne yedihi. Şu iki elinin arasındakileridir. Kur'an'ın iki eli arasında, Kur'an'ın içinde konu edilen bölümleri onun da doğrudur. Onu doğru diyor. Evet. Tamam mı? Kitab-ı mukaddesin içerisindekilerin ne kadarı yalan, ne kadarı uydurma, ne kadarı doğru diyecek olursan ölçümüz şu olacak. Kur'an'da konu edilenlerle mutabık olanları doğrudur. Evet. Kur'an'ın içerisinde yer almayan bölümleri ise safsatadır. Ölçümüz bu olacak. Ölçü bu. İşte onun için Süleyman Peygamber'in de hayatıyla ilgili bahsedilen şeyler de cinden bahsediyorsa Süleyman Peygamber'in cinleri kim? Oradan şeytanlardan bakacağız. Bahsediyorsa onu bu kitab-ı mukaddese baktığımız zaman şunları göz önüne alabiliyoruz. Bazı bilgilere şey yapıyoruz. Bunlara ulaşıyoruz. Güzel. O bölümleri şey yapacağız. Şimdi bildiğimiz gibi bu adamlar Süleyman Peygamber'in bu Davut kişileri biliyorsunuz daha evet. önce bunları anlattık. Davut Peygamber zamanında Davut Peygamber'in emriyle Sur Kralı tarafından getirilmiş. Öyle mi? Evet. Orada çalıştırılan anlaşmalı işçileri var. Evet. Özellikle o kitaplarda da yine uzunca şeyiyle yazılır. Hurram Baba veyahut da Hurram Baba diye birisinin şeyinde onları getirilmiş sanatkar insanlar. Evet. Onları demir işçiliğinde, bakır işçiliğinde, deniz dalgıçlığında, bina yapımında, heykel yapımında bunlar ileride hani orada gelecek. O şekilde bunlar çalıştırılıyordu, sözleşmeliydi. Evet. Şimdi bu sözleşmeleri şeyinde bunlar Davut Peygamber zamanındaydı geldi. Ama daha Nemil suresinde gelecek. Süleyman Peygamber mülkü, devleti babasından aldı. Tamam. Babasından devraldı. Onların da o anlaşma hani devlette gelecek. Nedir? Devamlılık ilkesi vardır ya. Tabii ki. Tarihin her tarafında, her döneminde. Evet. Tarihte şeyde devletlerde devamlılık esastır. Onun için bu devamlılık esası içerisinde de ondan kalan bu şeyler, işçiler, bu sanatkarlar Süleyman'ın da emrinde çalışıyorlardı. Tabii. Ama Süleyman Peygamber'in emrinde de gönüllü çalışmıyorlardı. Zorla çalışıyorlardı. Onun için Nemil suresinde buna ne diyecek? Hani zincirlere vurulmuş. Bildiğin zincir anlamında değil de tabii. Kayıt hani şey olarak sözleşme şeyinde. Evet. O da sözleşmelerini İsteksiz. Bozmuyordu. Ve neticede o ciller işte o kişilerde zoraki çalıştırıldığından dolayı veyahut da kıskançlıktan dolayı veyahut da inançlarına ters geldiğinden dolayı Süleyman Peygamber'i kafirlikle de isnat edip bin bir türlü yalanı dolanı da ona atfetmişlerdi. İşte bu adamlar cin diyoruz. Bunların cin denmesinin sebebi de şimdi, evet. onların kendi ülkesinden olmayışları. Olay bu. Tamam.
Yani kendi ülkelerinden, kendi vatandaşlarından, kendi milletlerinden olmayışları nedeniyle onlara da cin denmiştir. Sur ülkesinden gelmişler. İşte bunlar, ülke neyse. O günkü Sur ülkesinden. Yani yabancı. Yani şimdi şöyle düşünelim. Bizim şeyleri şöyle ülkede bir kendi vatandaşlarımız var. Çalışan. Tabii. Bildiğimiz soyunu, sopunu, doğumunu, ölümünü kayıt altına tuttuğumuz var. Bir de kimliğini, kişmişini, geçmişini bilmediğimiz dışarıdan gelmiş mülteci olarak veyahut da sözleşmeli işçi olarak buraya gelmiş ülkemizde çalışanlar var. Şu anda bizim ülkemizdeki çalışanlar dışarıdan gelip yani burada doğmamış, burada büyümemiş, bizim vatandaşlık haklarımıza sahip olmayan kişiler de bize göre bu tabirlere göre cindir. Cin sayılır. Doğru. Veyahut da bizden Avrupa'ya gitmiş, Amerika'ya gitmiş, dışarıda çalışan adamlar da oraya göre cindir. Tabii ki. Ha. Çok güzel. Yoksa bunlar da böyle gözükmez varlık değil. Süleyman'ın peygamberin işte astı kestik cinsinde falan şeyler değil. Bu arada şimdi bu konunun detayını Süleyman peygamberin cinleriyle ilgili ileride ifrit var. Onun koltuğunu getirme var. O cinlerdendi diyor öyle şey olarak. Onların da kimliğini vesairesini inşallah o ayrıntıları da orada. Evet. Nemil suresinde açıklayacağız. İnşallah. Şimdi biz burada bu şeye gelelim. Şimdi bu ayetin özünde bir de ne vardı? Ne deniyordu? Onun nimetler verilişi ve nimetler verildikten sonra da hesapsız olması. Öyle bir bak şimdi 39. ayetteki değil mi? İşte bu bizim hesaba gelmez ihsanımızdır. Artık sen dilersen başkalarına ver veya vermeyip tut. Şimdi burada bu ayette Süleyman peygambere de yine Cenab-ı Hakk'ın verdiği büyük nimetler konu ediliyor. Hani ceset haline gelmiş, hiç işe yaramaz bir hale gelmiş bir adamın tekrar muhtedir oluşunu, büyük nimetlere kavuşunu ve artık onda da ona diyor ki hesaba gelmez ihsanımızdır. Artık sen dilersen başkalarına ver veya vermeyip tut. Şimdi bunu daha önce hatırladım Kevser suresinde atayna sözcüğünü açarken de evet. İki türlü Arapçada vermek sözcüğü var. Bir ita bir i'ata diye verilen evet, şey var. Türlü. İta verilir geri alınabilmek üzere. Bir atayna diye ayınla yazdığımız zaman da onun tasarrufuna verirsin geri almazsın. Mülkiyet söz konusu olur. Şimdi bu sözcükte de burada Süleyman peygambere de verilen nimetlerin geri alınmayacağını, kendi tasarrufuna verileceği, istediğin gibi kullan diye demişler. Ama şimdi uydurmacılar, rivayetçiler biliyorsunuz bu ayeti de çarpıtarak bunu da bin bir türlü şeye soktular. Niye soktular diyecek olursan şimdi goya Cenab-ı Hak biliyorsunuz yine ön uydurmalarda söylemiştik. Uydurmaları anlatırken söylemiştik. Süleyman peygambere 300, 500, 1000, 900 falan filan eş bilmem ne kadar çocuk bilmem yakıştıran adamlar var ya. Maalesef. Sen efendim işte bu kadar karın var ya ister onlarla çocuk yap ister yapma menini ister bırak ister bilmem ne yapma falan gibicesine. Saçma. Böyle belden aşağı konulara çekmişlerdir. Şunu unutmayalım yine hatırlatmıştık o zaman. Davut peygamber, Süleyman peygamber haklarını en çok yalan ve iftira uydurulan peygamber demiştik maalesef, değil mi? Maalesef. Şimdi biz bunu dedik de birisi arkadaş telefon etti sen Resulullah'ı unuttun dedi. Resulullah'a atılan iftira ve yalan onlarınkinden daha çok doğru. Dedi. Daha çok, çok doğru. Evet. O da çok doğru. Onu da söyleyeyim doğru. Yani. O da çok doğru. O konulara tabii girmek şimdi, lazım. Evet. Şimdi burada şimdi yine Süleyman peygamberin şeyini son evet. Ayetine bir, geleceğiz. Evet, evet. Bir ara verelim isterseniz. Kısa peki. Bir ara verelim. Ondan sonra devam edelim müsaadenizle. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Hulki Cevizoğlu'ndan iki deveser, Compositio,
1919 gizli Amerika Birleşik Devletleri işgali. Gazeteci yazar Hulki Cevizoğlu'nun farklı felsefi görüşleri ve bilim dallarını harmanlayarak adeta bir birleştirme seremonisi yarattığı kompozitio, bilim ve felsefe dünyasına bambaşka bir ışık tutuyor. Hulki Cevizoğlu'nun 1919 Gizli Amerika Birleşik Devletleri İşgali adlı çizgi roman özetli kitabında tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Tarihin derinlerde gizlenen gerçeklerine adeta mercek tutan eser bir solukta bitireceğiniz kadar sürükleyici. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi, Süleyman Peygamber ile ilgili Kur'an'da belirtilen olayları, kendisine verilen nimetleri açıklıyordu. Oradan devam edelim efendim, buyurunuz. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi konuyu Süleyman Peygamber'le olan bölümü Cenab-ı Hak kapatırken, son ayetinde, 40. ayette şüphesiz ki onun için nezdimizde bir yakınlık ve güzel bir dönüş yeri vardır. Yakınlık. Ve Süleyman Peygamber'i böyle bu şekilde onurlandırdı. Süleyman Peygamber'in mukarrebundan, yaklaştırılmışlardan. Evet. Olmaz. Tamam mı? Yani işte ne diyeceğim, koltuğunun altına alınmışlardan, öyle diyeceğiz yani olduğunu. Süleyman Peygamber'i de evet, bu şekilde onurlandırdı. Aynı babası Davud'a ne güzel kuldu o diye denildi, onurlandırdığı gibi, değil mi? Onu evet, da burada onurlandırdı. Ve böyle deyince de hem Resulullah'a hem de bizlere Süleyman Peygamber'i de örnek almamız, evet, onun gibi olmamız, onun gibi onları araştırmamız noktasında güzel bir işaret söz konusu oldu. Şimdi yine Resulullah'ı motive etme açısından, Resulullah'ı hizmete yöneltme açısından gevşememesi, yılmaması, zaafa düşmemesi, boyun eğmemesi açısından üçüncü bir örneği getirdi Cenab-ı Hak. Yeni bir örnek başlıyor. Ha, üçüncü evet, bir örnek. Evet, kulumuz Eyyub'u hatırla. Evet. Üçüncü örnek. Davud, Süleyman, Eyyub. Evet. Eyyub. Bir zaman o Rabbine seslenmişti. Şeytan bana acı ve dert, tasa, sıkıntı dokundurdu. Evet. Kulumuz Eyyub'u hatırla. Bir zaman o Rabbine böyle seslenmiş. Şeytan bana acı ve dert, tasa, sıkıntı dokundurdu diye dua etmiş. Evet. Niçin dua etti acaba? Şimdi, yani öyleyse olay ne? Süleyman Peygamber de acı içindeymiş, dert içindeymiş, tasa, sıkıntı içindeymiş. Eyyub Peygamber. O, ha, Eyyub Peygamber de bu, hı, durumdaymış. Tamam. Ve burada dua etmiş. Evet. Şimdi o günlerde anlatıyoruz ya bu surenin arka planında, Resulullah da ne içinde? Acı içinde, dert içinde, tasa içinde, sıkıntı içinde, aynı, değil mi? Aynı şeyler. He? Aynı şeyler, evet, tamam mı? O da bunları yaşamıştı. Allah'a da böyle, Rabbim şeytan bana bunları dokundurdu demişti. Evet. Evet. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın burada iyi dikkat edeceğiz. Ona karşılığı nasıl gelmiş, bir parantez cümleyle gelin. Hemen hızlıca yay olarak oradan uzaklaş. İşte yıkanılacak bir yer, soğuk içecek. Hemen yol göstermiş. Evet, Rabbimiz yol gösteriyor. He? Rabbimiz yol gösteriyor. Yol göstermiş. Evet. Kime göstermiş? Peygamber, Eyüp Peygamber'e. Eyüp Peygamber'e göstermiş. Eyüp Peygamber'e böyle göstermiş. Şimdi Eyüp Peygamber, şeytan bana acı, dert, tasa, sıkıntı dokundurdu diyor.
Cenab-ı Hak da hızlıca yaya olarak oradan uzaklaş. Hı hı. İşte yıkanılacak bir yer soğuk içecek diyor. Bunun işareti ne biliyor musun? Mekan değişikliği. Ha, mekan değişikliği de Resulullah'a da işaret var. Ha. Ona da işaret var. Ha, sıkıntıdan kurtulmanın yolu. Hı. Mekan değişikliğinde. Doğru. Ha, ne derler? Tebdili mekanda ferahlık vardır derler ya. Evet, gördünüz mü? Ayetiyle birer işte. Çıktı. Gördün mü? Evet. O bizim atasözümüz tebdili mekanda ayetin ferah vardır olmuş. Şeyi. İşte bak oradan hızlıca oradan uzaklaş. İşte yıkanılacak bir yer, temizlenecek bir yer. Bir de soğuk içecek. Yani ferahlıkları burada Cenab-ı Hak burada anlatıyor. Şimdi burada devam edeyim de bunları tek tek çarpıtılmışlarıyla da anlatmaya çalışacağız. Ve biz ona, yani bu yol gösterdik ya, ailesini ve onlarla birlikte olanların bir mislini daha tarafımızdan bir rahmet ve kavrama yeteneği olanlar için bir ibret olarak bahşettik. Evet. Bak şimdi, bu duaya karşılık, bak şimdi ne olmuş, neticeyi burada bildiriyor. Biz ona ailesini ve onlarla birlikte olanların bir mislini daha tarafımızdan bir rahmet ve kavrama yeteneği olanlar için bir ibret olarak bahsettik. Evet. Burada Eyüp Peygamber'e ailesini, daha çevresini, daha büyük zenginliğini bu mekan değişikliğiyle ihsan etmiş ya. Evet. Bir de burada ona rahmet için verdik de diyor. Hı. Bir de kullara bizler için de kavrama yeteneği olanlar için ibret olsun diye. Yani burada şimdi şöyle bir şey anlatayım. Burada Cenab-ı Hak işte bu sözüyle çok şey ifade edilir. Bize Süleyman'ın, Davud'un işte demircilik, bakırcılık bilmem masalı anlatılır. Evet. Şeyinde Eyüp'ün bilmem şöyle olmuş böyle olmuş biraz sonra şartutma denir sabrı anlatır. Masal gibi gelir. Evet. Halbuki Cenab-ı Hak diyor ki akıllı adamlara ibret olsun diye anlatıyoruz biz bunu diyor. Bu olayları ibret için i̇bret de verdik. Amacıyla, tabii sonradan ki. Gelen kuşaklar bunları değerlendirsin diye de verdik diyor. Evet. Şimdi anlaşıldı. Evet. Şimdi yine bu şeyi pasajı bitirelim de tabii, sonra tabii. Onun açıklamasına geçeceğim bazı ayrıntılara. Tabii. Ve eline bir tutam ot mesabesindeki sermayeni baharatçılık için nane, fesleğenin demetini al. Onunla hemen rızkını aramak için sefere çık ve kararsız olma, doğrudan sapma, günah işleme. Gerçekten biz onu sabırlı bir kişi olarak bulduk. O ne güzel kuldu, şüphesiz o Rabbine çokça dönendir. Hı-hı. Hani hızlıca oradan uzaklaş demişti ya. Evet. Onun devamı bu. Şimdi orada uzaklaşır ne yapacak yani? Tabii niçin gidecek oradan? Bak eline bir tutam ot mesabesinde bir şey al diyor. Orada biz de o sözcüğün orijinali anlattığı şey detaylara girmeyeyim. Fesleğen demek, nane demek. Yani o tip tutam ot al. Yani ben şöyle özetleyeyim burada sonra çarpıtmaları şey yapayım. Eyüp Peygamber'e şeytan acı dokundurmuş, dert vermiş, tasa sıkıntı dokundurmuş. Evet. Bu şeytan kim? Kimdir bu şeytan? Şimdi bu şey ha evet. Şimdi halk kültüründe ki şeylere göre bunun biliyorsun kıssada çok enteresan şeyleri var. Burada şeytanla bir şeytan uydurmuşlar. Şeytan işi gücü bırakmış yeryüzünde hep Eyüp Peygamber'le uğraşmış. Sapıttırmak tamam için onu güya. Bak rivayet olunduğuna göre 7. kat semada bir makamı vardı bu şeytanın. Bak. Rabbine bir soru sorarak kulların arasında beni kendisine musallat etmen durumunda benden kaçınacak ve bana yaklaşmayacak kimseler var mıdır der. Bunun üzerine de Cenab-ı Hak da evet kulum Eyüp cevabını verir. Allah Allah. Derken şeytan Eyüp'e vesvese vermeye başlar. Eyüp ise iblisi bizzat görür ama ona iltifat etmez. Nereden şey? Bunun üzerine iblis ya Rabbi o benden kaçınıp bana iltifat etmedi. Beni onun malına musallat et dedi. Ve Eyüp gelerek malından şunlar şunlar yok oldu gitti dedi. Bunun üzerine de Eyüp Allah verdi Allah aldı dedi ve Allah'a hamdü senada bulundu. Derken şeytan ya Rabbi Eyüp malına da aldırış etmedi. Beni onun çocuklarına musallat et dedi. Ve gelerek Eyüp'ün evini yaktı, yıktı. Bunun üzerine de Eyüp'ün çocuklarının tamamı öldü. Peşinden de gelerek durumu Eyüp'e bildirdi. Ama o buna da aldırmadı. Derken şeytan
Ya Rabbim, o malına ve çocuklarına aldırış etmedi. Beni onun bedenine musallat kıl dedi. Cenab-ı Hak da buna müsaade etti. O da Eyüp'ün derisine üfledi. Bunun üzerine Eyüp'te şiddetli hastalıklar ve yoğun acılar meydana geldi. Eyüp bu bela ve sıkıntı içinde yıllarca kaldı. Ve o şehir halkının kendisinden tiksineceği bir hale geldi. Bunun üzerine tenha bir yere götürüldü ve artık kendisine hiç kimse de yaklaşmadı. Derken şeytan Eyüp'ün hanımına gelerek, şayet kocam benden yardım isterse onu bu sıkıntıdan kurtarırım dedi. Hanımı da bu hususu kocasına anlatınca Eyüp, Allah'ın kendisine sıhhat ve afiyet vermesi halinde hanımına yüz değnek vuracağına yemin etti. İşte o zaman Eyüp gerçekten şeytan beni yorgunluğa, azaba uğrattı dedi. Bunun üzerine Allah duasına icabet ederek ona ayağınla vur diye vahyetti. Bunun üzerine Allah onun ayağının altından soğuk ve güzel bir su fışkırttı derken Eyüp o suyla yıkandı. Bunun üzerine de Allah Teala onun içindeki ve dışındaki bütün hastalıkları ondan giderdi. Ailesi ve malını ona yeniden verdi. Buyur. Ne güzel masal uydurmuşlar. Şimdi işte evet. Olayı bak, ayetleri buradan nereye getirdiler. Evet. Böyle bir senaryo yazarak Eyüp şeyini bize bir martaval masala dönüştürdüler. Şimdi Kitab-ı Mukaddes'in Eyüp bölümü var. Evet. Orada bu anlattığım şeyin tam aşağı yukarı 100 katı masal var. Oradan almışlar. Şimdi bunlar oralardan gelme. Şeytanın Eyüp peygamberi nasıl etkilemiş, o şöyle olmuş, hanımıyla bilmem böyle bütün şeyler oralarda anlatılır. Ben o şeylere burada girmeyeceğiz. Biz burada bu ayetlerin tahlilinde bazı öncelikli şeyleri söyleyeceğim. Buyurun. Özü anlatacağız. Burada bize lazım olanı anlatacağız. Tabii. Birincisi şeytan. Hı. Şeytan neydi? İnsanı hak ve adaletten, akıldan, mantıktan uzaklaştıran şey. İnsana zarar veren kişi ve kurumdu, değil mi? Evet. Şimdi şeytanın iki cinsi vardı. Biliyorsunuz bir hariçteki şeytan, bir bizim kendi bünyemizdeki şeytanımız vardı. Evet. Ona iblis diyorduk. İblis. Şeytanı marit diyorduk, şeytanı racim diyorduk. Şeytanı racim, şeytanı marit bizim kendi içimizde olan iblistir. Bir de toplumdaki şeytanlar var. Herkes bilir, Bakara suresinde, Haşr suresinde, değişik yerlerde Allah toplumdaki şeytanlardan bahseder. Onlar toplumun kötü insanlarıdır. Kimisi askerdir, kimisi şudur, kimisi budur. Evet. Onları biliyoruz. Şimdi bu şeytan kim olabilir? Biz açık şöyle düşündüğümüz zaman iki tane şeytan olabilir Eyüp'ün şeyi. Birincisi Eyüp, anlaşıldığı kadar tarihte o şeylerde de zengin bir adam, tüccar bir adam. Tüccar bir adam nasıl sıkıntıya düşer dediğimiz zaman zarar ya eder. Ölçmeden, biçmeden, istişare etmeden bir yanlış yatırım yapar, batar, iflas eder. Olabilir, doğru. Bu defa şeytan kim olur? Kendi aklı olur. Kendisi... Yani Kur'an'la, yani fikirsiz, tefekkürsüz, fikretmiş, tefekkür etmemiş. Tamam. Ne diyeceğiz? Akılsız yatırım. Hı. Böyle bir şey yapmış olabilir. Bu yanlış yatırımı yüzünden de Eyüp peygamber malından, mülkünden, çevresinden olabilir. Malı gittiği zaman çocukları da terk eder, hanımı da terk eder, öyle değil mi? Evet. Birisi zengin diye kız veriyorlar, sonradan iflas edince boşanıyorlar. Aynı yani. Şimdi aynı şeyler böyle sıkıntıları yaşamış var. Birisi kendi şeyi, kendi suçu, kendisi yanlış yatırımı, yanlış iş yapması sonucunda Eyüp peygamber sıkıntıya düşmüş olabilir. İkinci şeytan neydi? Hariçteki şeytan, değil mi? Hariçteki şeytan kim? İnsanlar. Arkadaşları. İş, mesela olabilir. Bir arkadaşı olabilir mi? Olabilir. İş ortağı olabilir mi? Gayet normal tabii ki. İş ortağı olabilir. Zaten iş. Veyahut da burada Eyüp diyor ki şeytan bana zarar dokundur. Ortağım bana kazık attı. Benim malımdan, mülkümden vesairemden etti. Çok mantıklı yani. Ben de bu sıkıntıya düşündüm. Ya Rabbi der. Onu dua eder. Etmiş. Evet. Burada musallat olan şeytanı bu şekillerde anlattık. Evet. Şimdi burada ikinci bir şey, ayağın ile topukla. Burada reks sözcüğü var. Reks sözcüğü ayağı hızlı vurup, bakın ayağı hızlı yere vurup mahmuzlamak diye bir şey var ya hemen. Bu deyimdir, evet. Ha. Ve hızlıca mahmuzlayıp atı yerinden toprak çıkartırma, reks sözcüğü onu ifade eder.
hızlıca oradan uzaklaşma. İşte Cenab-ı Hak burada kendisine diyor ki ayağınla topukla yere vur, mahmuzla yaya olarak hemen oradan uzaklaş. Sen orayı terk edeceksin. Sen oradan hicret edeceksin. Evet, evet. Tamam mı? Sen oradan hicret edeceksin. Evet. Ve Eyüp peygambere nereye bir şey yapıyor? Orada. Göç ediyor orada. Evet. Ona dediğim gibi bu göç etmesi şeyinde yıkanılacak yer veriyor, şu veriyor, bu veriyor. Yani bu oradaki ifadeyle, bu, orada kullanılan şeylerle Eyüp peygambere bak 44. ayette eline bir tutan bitki al. Onunla hemen rızık aramak için sefere çık ve hanis olma. Yani bir tutan bitki al dediği zaman bu dedim ya hani deminki nane, baharatçılık yönüyle. Eyüp peygamberi Cenab-ı Hak oradan uzaklaşıp müsait bir yerde, su başı olan serin bir yerde, başka bir yerde baharatçılık yapmasını emrini veriyor. Evet. Ve böylece bunu derken kararsız olma, doğrudan sapma. Şimdi kararsız olma, doğrudan sapmanın anlamı ne? Hanis olma diye bir sözcük var. Hanis olma. Evet. Şimdi burada bu hanis olma dedikleri şey de işte Eyüp peygamberin hani hanımına yüz sopa vuracağı falan filan var ya. Evet. Yeminden dönme diye bir şey. Evet. Yeminden dönme hanis denir ama bunun anlamı günah işleme demek. Öz anlamı. Günah işleme. Günah işleme demek. Şimdi Eyüp peygambere verilen şey neydi? Özelliği neydi? Sabır değil mi? Sabır, Resulullah'a evet. emredilen sabır. Sabır. Sabrın bir şeyi neydi? Kararsız olmamak. Doğru. Öyle mi? Kararsız olmamak. Doğrudan sapmamak. Eğilmemek. Eğilmemek. Zaafa boyun düşmemek. Eğmemek. Değil mi? Evet. Zaafa düşmemek. Bak işte hanis olmadaki şey de o. Hepsi çıkıyor. Sakına orada. Sakın yani kendi öz değerlerinden feragat etme. Taviz verme. Evet. Dininden, imanından vazgeçme evet. gibi cesine Eyüp peygambere yapılmış bir öğüt. Çok güzel. Ha. Gerçekten de biz onu sabredici bulduk. O ne güzel kuldu. Evet sabredici bulduk. Demek ki Cenab-ı Hak orada bu, şimdi bunu överken sabredici bulduk diyor. Öyleyse Eyüp peygamber aldığı görevde İkinci bir defa kişisel şeyinde demek ki zalimlere, müşriklere, şeytanlara boyun eğmemiş. Onlara karşı zaaf göstermemiş, gevşememiş. Gevşememiş, evet. Ha, tam görevini vermiş. O ne güzel kuldu Cenab-ı Hak övüyor. Ne güzel şeref değil mi? Ya, ne güzel şüphesi şey. O çokça dönendir. Rabbim evet. çokça dönen. Eyüp peygamber de ne yapmış? Bütün sorunlarını, öyle mi? Sabretmekle. Evet. Gidermiş, ferahla bir ortama kavuşmuş. Hiç Allah'ın emrinden, işte evvap diyor, o da kesinlikle taviz vermemiş, dönmemiş. Evet. Her şeyini Allah'ın kendisine verdiği ilkeler çerçevesinde çözmüş. Evet. İşte ölçü bu. Evet. Şimdi bu örnek bu. Tabii evet. Ki. Şimdi burada bu olay da, şimdi deminki hikayelerde, masallardan Eyüp peygambere yemin etme, yeminden dönme. Şimdi o biliyorsunuz hanımıyla ilgili. Şeytandan bilgi getirdiği için. Böyle şeylerle bir şey uydurulmuş. Ha. Şimdi bak onu da ibreti alem için o bölümü de ben nakledeyim de. Tabii. Yani Müslümanlar Allah'ın Kur'an'daki dinini ne hale getirdiklerinin getirenleri de buralarda hani bir şey yapsınlar. Hala anlatılıyor bunlar camilerde evet. maalesef. Evet. Şimdi cezalandırılması konusu. Burada yani Eyüp peygamberin hani hanımını dövmeye yemin etmiş diyorlar. O yani yanlış iş yaptı falan diye şey yapınca. Burada o bölümü nakletmeyeyim o pislik taraflarını maalesef, da. Maalesef. Müslümanların şöyle eline bir tutan bitki al. Nane fesleğen. Yani direkt fesleğen demek. O ayetteki geçen sözün öz anlamı da. Ve onu vur diyor. Yani o halbuki Allah onu vur demesinin anlamı yola çık, sefere çık anlamında. Tabii, oradan dar, o evet. anlamda iken onu tutturacaklar, hanımını dövdürecekler. Bak şimdi. Tamam mı? Hanıma vur. Şimdi neyle vur? Fesleğenle vur, bitkiyle vur. Bitkiyle hanım dövülür mü?
bir tesir olmaz ki yani. Bir evet. Acı vermez. He? Acı vermez. He. Değil mi? Şimdi bitki olunca 100 sopa demişler. Hmm. Bitkiden 100 tane şey yapınca bir araya getirip onu vurunca bir seferde şöyle bir tıkılarsa hepsi fesleğenle o şeylerle 100 sopa vurmuş oluyormuş. Güya yeminiz yerine bakın bu şey. Ayetler buna malzeme yapıldı kardeşim. Şimdi şey maalesef, değil. Maalesef. Buradan nereye geleceğim biliyor musunuz? Evet. Utanmadan, evet. Sıkılmadan İslam hukukuna hile-i şer'iye diye bir rezalet eklediler. Aynen efendim. Tamam. Hile-i şer'i halen söyleniyor bu. Evet. Bütün kitaplarda hile-i şer'iye. Meşruymuş tamam. Gibi sanki. Ha, bunun anlamı, hile-i evet. Şer'iyenin anlamı ne? Kitabına evet. Uydurma. Tamam. Hı. Kitabına evet. Uydurma. Evet. Bunun kaynağı da Eyüp Peygamber'in hanımına dediğim gibi fesleğen dallarıyla vurmasıylaymış. İşte buradan çıkardılar bunu. Bunu mesnet ediyorlar. Buna dayanıyorlar. Tamam. Evet bu ayete. Bunu. Adamlar tutuyor şeyde hanım dövme, kadın dövme. Nisa 34'teki ayeti. Evet. Hanımları dövmeye bilmem şey yap. Şu kadar dövebilir, bu kadar dövebilir. Şöyle dövebilir, böyle dövebilir. Bunlar ya dinle bunların Müslümanlıkla bunların ne alakası var? O ayetlerin bu konularla ne alakası var? Anlatabildim mi yani? Ne alakası var yani böyle şeyler? İşte evet bütün aşağı yukarı tuhafınıza gider ama bu noktayla ilgili hile-i şer'iyenin üzerinde şöyle anlatayım ben. Bu cümle üzerinde biraz durmak gerekir diyor. Evet. Kim diyor biliyor musun? Fıkıhçılara kaynak olan tefsirciler diyor. Eyüp hastayken bir miktar sopa vurarak hanımını döveceğine yemin etmiştir. Ancak sağlığına kavuştuğunda günahsız hanımını dövmek üzere ettiği yeminden pişmanlık duymuştur. Dövmese yemin etmiş olduğu için günaha girecektir. Dövse masum ve vefakar eşine boşuna haksızlık edecektir. Allah bu sorunu şöyle halletmiştir. Allah. Kaç adet sopa vuracaksan eline o kadar çöp al ve bir demet yap. Sonra da o demetle eşine bir kez vur. Böylece hem yeminin yerine gelmiş olur hem de eşin boş yere eziyet görmez. Evet. Bu ayeti böyle çevirdiler. Evet. Bak bazı fakihler böyle bir yöntemin sadece Eyyub'a mahsus olduğunu söylerken bazıları da başka kimselerin de bu fırsattan yararlanabileceklerini savunmuşlardır. Evet. İlk görüşü İbn Asakir, İbn Abbas'tan, El Cassas ise Mücahit'ten nakletmişlerdir. İbn Malik de aynı görüştedir. Diğer görüş ise İmam Ebu Hanife, İmam Yusuf, İmam Muhammed, İmam Züfer ve İmam Şafii tarafından öne sürülmüştür. Onlara göre söz gelimi bir kimse hizmetçisine 10 sopa vurmaya yemin ettiğinde 10 sopayı birleştirerek ona vursa yemini yerine gelmiş olur. Ancak 10 sopanın hepsinde de hep hizmetçinin vücuduna değmiş olması gerekir. Nitekim peygamberden rivayet edilen bir hadiste o hasta bir zaniye böyle ceza vermiştir. Zina etmiş birisine bir böyle sopa ceza meselesi var yani. Çünkü zina eden şahıs o derece hasta idi ki 100 sopaya dayanması mümkün değildi. El Cessas'ın Sa'd ibn-i Ubade'den rivayet ettiğine göre beni Sa'd kabilesinden bir şahıs zina etmişti. Ancak o kadar hastaydı ki bu şahıs bir deri bir kemik kalmıştı. Bunun üzerine de peygamber bu zina eden kişiye 100 çöpü olan bir hurma dalıyla bir kez vurulmasını emretmişti. Ahkamül Kur'an'da bu peygamberimiz iftira ediyorlar evet, bu şekilde. Gördünüz yazıklar olsun. Bu şekilde yazıklar olsun. Kitabına uydurulma, İslam dinini bozma maalesef. Noktalarıyla ilgili neler geliştirmişler, evet. Neler şey yapmışlar. Hile-i Şer'i müessesesi evet. Bugün halen yürürlükte. Evet, Hile-i Şer'iye dediğimiz şey ya, yani toplumda bu. Böyle ortaya çıkmış. Buradan çıkmış. Bu ayeti bozarak, bu ayetin ruhuna aykırı hareket ederek bu haklar yenmiştir. Evet. Evet. Han sözcüğünü şey yaptık, darp sözcüğünü vurma değil, hani yola çıkmak, yola çıkmak anlamında olduğunu hatta şey yaptık. Hatta şimdi şöyle söyleyeyim, Kur'an'a baktığınız zaman sefere çıkma, savaşa gitme ayetlerinin hepsi darp sözcüğüyle ifade edilir. Darp iz bırakmak demek. Evet, yani bu işi ciddiye almak, o kadar diş, o kadar sağlam olacaksınız ki gittiğiniz yolda iziniz kalacak anlamında. Hmm. Detaylarını, bu sözcüklerin hepsini
Evet. Şöyle de anlatayım. Ben ayetlerin şeyini çok öz verdim. Değerli izleyicilerimizden şunu da söyleyeyim. Bu kelimelerin çarpıtıldığı, nasıl yapıldığını vesaire şeylerini ben Tevhinül Kur'an'da madde madde her sözcüğünü açıkladım. Evet. Yani ben programı bu teknik ayrıntılara boğmayayım. Güzel. Zaten şöyle bir şey var. Bazen eleştiri de alıyoruz. Bazı ayrıntılara geçtiğimiz zaman teknik ayrıntılara ne gereği var? Sizi izleyenler onu bilecek, anlayacak şeyde de değildir diyorlar da. Evet. Biz bizim hasımlar için anlıyorum. Bunları açıklamak zorunda kalıyoruz. Tabii. Şimdi Kur'an'ımız mübindir, mübeyyindir. Ayetün beyinat. Her şeyi Kur'an açıktır. Kur'an'ı öz olarak herkes okuduğu zaman rahatlıkla anlar. Gayet tabii. Ama tabii. Şimdi biz böyle diyoruz da Kur'an yeter, her şeyi açık diyoruz. Adam biri diyor ki sen mesela haklı olarak görünür de onu da açıklayayım burada. Madem Kur'an o kadar açık da çıksa. Sen Kur'an'ı açıklamak için Tevhidül Kur'an'ı 11 cilt 8 cilt niye yazdın? 10 binlerce sayfa niye yazdın diyor. Bunu da diyorlar. Şimdi değerli izleyicilerimize şunu açıklarım. Kur'an açıktır, apaçıktır. Herkes okur yazarı olanı da olmayanı da profesör de Kur'an'ı anlar. Evet. Biz o kadar çalışmayı Tevhidül Kur'an'ı Kur'an'ın üzerine sürülmüş tozlara atılmış pislikleri temizlemek için yaptık. Kur'an'ı anlatmak için, tabii. Kur'an'ı açıklamak için yapmadık yani. Onlar tabii. Kur'an'ı açıklamak değil. Evet. Şurada şu hınz sözcüğü var, darp sözcüğü var. Evet. Bunları bozdular. Nasıl bozduklarını açıklayayım, teşhir edeyim diye yazdım. O tebiğini yaptıktan sonra da öz olarak birebir metne sadık kalarak bildiğiniz gibi meali takdim ettim. Tabii ki. Kur'an'daki meal odur, açıklanan odur. Dediğim gibi gerisi çalışmalarımız bizim pislik temizlemektir. Evet. Bunu açıkça söyleyeyim. Evet. Evet. Bu kıssaların şöyle bir üç tane şeyin bize mesajı oldu. Onu da nakledeyim. Bir kul bilmelidir ki Allah'tan af dilerse Allah kendisini bağışlar. Nitekim kıssalarda Yüce Allah'ın Davud, Süleyman ve Eyüp peygamberleri bağışladığı ve onlara eskisinden kat be kat fazla imkanlar verdiği anlatılmaktadır. Bu mesaj veriliyor. Evet. Evet. Efendim bu hafta süremiz bizim doldu. Doldu mu? Evet. Onu maalesef çok güzel iyi. Sohbetimiz ama Allah razı olsun. İyi kardeşim iyi. Devam ederiz. Haftaya devam edelim inşallah. İnşallah. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun efendim. Ağzınıza sağlık efendim. Çok sağ teşekkür olun. Ederiz. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim. Değerli dostlar, gönül mimarları bugün de bu yayınımızda da alışa geldiğiniz biçimde değil. Neden? Çünkü çok değerli dostum Oktan Keleş yoğun bir programda ve yurt dışında. O yüzden bugün de böyle bir tenha, bir yalnız bu programı götürmek çabası içinde olacağım. Sonra umuyorum ki bundan sonra yine bildiğiniz ve sevdiğiniz Oktan Keleş ve Kalp Erenler'le birlikte bu yayını yapacağız. Ben şöyle bir ufuk turu yapmak istiyorum. Belki de böyle bir...